Bitmiyor, ne yazık ki bitecek gibi de durmuyor. Yine aynı şey oldu. Kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar bu kez 80 yaşındaki bir kadını ağlarına düşürdü. Talihsiz kadın 40 yıllık birikimini, yaklaşık 4 milyon liralık servetini kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti. Kala kala bir bileklik kaldı. Dolandırıcılara nelerinizi kaptırdınız? Şimdi 1.500.000 para, bir çantada altın. Zararınız ne kadar toplamda? 4 trilyon hesaplandı. Tuzak, yine aynı tuzak. Kendini polis diye tanıtan dolandırıcılar bu kez 80 yaşındaki Beycan Dilican'ı ağlarına düşürdü. Yaşlı kadının ve ailesinin 40 yıllık birikimini, yaklaşık 4 milyon lirasını alıp kaçtı. O küçük altın, Cumhuriyet altınlarından 90 tane. Ondan sonra bir tane bileziğim vardı, yarım kilo. Daha başka bilezikler, vurma bilezikler vardı. Beycan teyze kendini polis diye tanıtan dolandırıcılara inandı. Büyük korku ve panik içerisinde bankaya gitti. Önce bankadaki hesabından 1 milyon 500 bin lirasını çekti. Ardından bankanın kasalarının olduğu bölüme indi. Yanında getirdiği çantasına tam 2 kiloluk altınını koyup ardından eve geldi. Hiç şüphelenmedim. Hiç o kadar iyi konuşuyor ki beynini yıkıyor telefondaki. Hep beni dedi ki konuşma kimseyle. Ben seni takip ediyorum. Konuşma, kapat, kapat. Hep böyle diyor. Korku saldı size. Evet, kapat orası, konuşma dedi. Saatler akşam 23'ü gösteriyordu. Dolandırıcılar Beycan teyzenin Fatih'teki evine geldi. İki dolandırıcı vardı. Beycan teyze de büyük korku ve panik içerisinde onları bekliyordu. Bir tarafta çantanın içinde para, diğer çantada da altın vardı. İşte iki dolandırıcı o altın ve para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı ama Beycan teyze hala dolandırıldığını anlamamıştı. Peki ne zaman anladınız dolandırıldığınızı? Hadi eyvallah dedi, işimiz bitti, operasyon dedi, o kadar. O zaman anladınız mı dolandırıldığınızı? Ev kadınıyım ya, tutumluyum ya, o kadar para da yaptım çalışmadan. E tabii ki annem akıllı bir kadın diyorlardı, şimdi sıfıra düştüm ben. Moralim daha çok bozuldu. Dolandırıcılar Beycan teyzenin tam 40 yıllık birikimini alıp gitti. O birikimden geriye ise kolumdaki işte bu iki bilezik kaldı. Şimdi Beycan teyzenin tek isteği tüm mağduriyetinin giderilmesi ve dolandırıcıların bir an önce yakalanması. Vallahi peynir ekmek, zeytin ekmek yedim de onları öyle sakladım bankada. Geriye hiçbir şey kalmadı bunların ikisi.